Hemen ben Sinan Bey'e de döneceğim kaldığınız yerden. Şimdi vergiler meselesi sizi tamamen ilgilendiriyor. Hem satış için hem de tabii ödediğiniz vergilerle ilgili. Şimdi mesela KDV artışları yaşandı. Sektörler nasıl etkilendi mesela? Orada çünkü Merkez Bankası'nın çok net vurgusu var. Yani bu bayağı fiyat artışlarına sebebiyet verdi. ÖTV, ulaştırması, nakliyesi sizde var. Yani lojistiği. Her türlü bir maliyet artışı yaşadınız. Sizler ve markalarınız daha doğrusu. Ve olası bu, hani sizde de yazışmıştık zaten, olası bu ithalat vergileri meselesi. Bunları bir konuşalım. Önümüzdeki süreci daha net anlayalım sizin sektör için. Yani Şimdi sektörler, özel markalar için. Sonuçta çok şehri kapsıyorsunuz. Bir sürü firmanız var. evet 508 markamıza ait yurt içi yurt dışı mağazaları hesapladığınız zaman yaklaşık 450 bin çalışanı olan bir markalı ve katma değerli, hani moda tabirle katma değerli, değerli ihracat yapan bir sektörden bahsediyoruz. Tabii ihracatta da ben hemen şu parantezi açmak isterim. Biz hep ihracat deyince konteynerle veya kara taşımacılığıyla yapılan dış satımı ihracat gibi görüyoruz. Ama bizim poşetle yaptığımız ihracat da var. Yabancılara sattığımız, yurt içinde yaptığımız satışlar da bir ihracat. Televizyonda, haberlerde veya gazetelerde görüyoruz. Fransa'da, İtalya'da lüks markaların önünde işte Japon turistler bir poşet, iki poşet çıkmış, 10 bin euro harcamış, 15 bin euro harcamış. Bunlar çok çok değerli satışlar. O yüzden yabancı turisti de marka ve fiyat algısını kırmayacak şekilde maliyet yapısını idare etmeye çalışıyoruz. Yani ben bu özellikle ihracat kısmında sadece iç piyasaya satmadığımızı, yurt dışı satışların yanında turiste de çok satış yaptığımızı ve BKM verilerine göre de burada geçen yılın aynı dönemine göre azalmalar meydana geldiğini ve yaklaşık %30-40 gibi bir azalma meydana geldiğini, BKM verileri de bunu doğruluyor. Dolayısıyla biz artık yabancıya da pahalı kalmaya başlıyoruz. Burada maliyet yapımız nasıl? Biz hemen faiz kararı dün alındı. Maliyetimiz nasıl düzelecek? Şimdi şöyle bir şey Zeliha Hanım. Bir kulvarda dövize bağlı maliyet artışı var. Bir kulvarda krediye bağlı maliyet artışı var. Onu merak ediyorum zaten. Bu krediler artacak çünkü Evet. faizleri %56,2 üst tavan şu an, son Evet. 750 bas puan artışıyla maliyetleriniz artacak. Bunun mesela yansımasını, bunun enflasyona etkisini vesaire merak ediyorum. Evet. Tabii şimdi buradaki %50'lik bir kredi yani çok ciddi bir maliyet artışı demek krediyle iş yapan firmalar için. Tabii bunun alternatif yolu da öz kaynağa yönelmek. Pek çok firmamızın öz kaynağa yöneleceğini tahmin ediyoruz önümüzdeki günlerde. Çünkü faizlerin çok arttığı, maliyetlerini yönetebilmek için piyasada yerini korumak isteyen firmalar öz kaynak satışlarıyla sermaye artışına gidecekler ve işletmelerine sağlam bir sermaye yapısıyla devam etme yoluna gidecekler. Öyle görülüyor. Bunun 50'lerde de kalmayacağı aşikar. Çünkü yıl sonu enflasyon hedefi 58 olur ise dolayısıyla 50 faizin önümüzdeki günlerde çok biraz daha yukarı gideceği görünüyor. Bir de piyasa faizleri var. Piyasa faizleri çok daha yukarıda. Piyasadaki kurumlardan alınan kredilerde çok daha üstte faizler söz konusu. Dolayısıyla bunlar da bizim maliyetlerimizi ve maliyete bağlı olarak da fiyatlarımızı arttıracak. Ama biz şöyle bu bakımdan elastikiyeti olmayan bir durumdayız. Gıda harcamalarında o sizin elastik olmayan mecbur yapacağınız harcamalar, yumurtayı, peyniri, ekmeği alacaksınız ama ceketi almayabilirsiniz veya mutfak eşyasını almayabilirsiniz, erteleyebilirsiniz. Dolayısıyla burada firmaların bu maliyet artışları bağlı olarak fiyat arttıramayan firmaların da zayıflamalarına sebep olacak, karsızlıklarına sebep olacak. Hele hele olası bir ithalat vergisi artışı, bizim dediğim gibi yabancıya özellikle satış yaptığımız bir dönemde çok fazla olumsuz etkileyeceğini Nasıl? düşünüyoruz. Nasıl? Nasıl? Çok fazla olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Özellikle hazır giyimde ve ayakkabıda dünyanın en fazla vergisini, neredeyse gümrük vergisini Türkiye
şu anda ödüyor. Bir de özellikle geçtiğimiz günlerde basında da çokça yer aldı. Pamuk, iplik ve pamukta problem var, kumaş, üretimde. Bunlar hep problem. Bu çok ciddi bir problem. Hep biz şunu söylüyoruz, tamam imalat sektörlerini koruyalım, perakendeyi kim koruyacak? Yani şimdi birinin de perakende sektörünü koruması lazım. Çünkü 1 milyon 200 bin toplamda organize perakendede çalışan bir istihdam ve bunun ekosisteminde çok daha fazla üretim, şeyleri var, üretim, atölye, fabrika ve tedarikçi sistemi var. Buralara çok dikkat etmemiz gerekiyor.